Arkadaşlar dev bir çekilişimiz var. 1 kişiye PlayStation 4, 2 kişiye Adidas X Crampon, 3 kişiye de takımını tuttuğu orijinal formasını hediye edeceğiz. Tek yapmanız gereken açıklamadaki adımları uygulamak ve arkanıza yaslanmak. Bol şanslar diliyorum. İyi seyirler. Merhaba canlar, yeni bir futbol videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Neymar'ın Ronaldo'dan özenip de yaptığı 5 çalımı derledim. Videoya geçmeden önce emeğime saygı olaraktan bir like bırakmayı unutmazsan kardeşim. Hadi artık videomuza geçelim. Arkadaşlar yerden frikikte başlıyoruz. Yani underwall frikik. Ronaldo'nun Bayern Münih'e attığı mükemmel gol. Ve genç yılları, bakın. Terminatör'ün genç yılları. Genç bir Terminatör. Ve Neymar Paris'te destan yazmaya geldi. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde destan yazar. Arkadaşlar bu hareketin adı, yanlış hatırlamıyorsam, Elastico'ydu. Yanlış biliyorsam beni yorumda bilgilendirin. Arkadaşlar sizlere bir şey sormak istiyorum. En güzel hareketleri kim yapıyor? Neymar mı yoksa Ronaldo mu? Aşağı yorum kısmına yazın. Neymar'cı mısınız yoksa Ronaldo'cu mu? Arkadaşlar sanki Elastico'yu Ronaldo daha güzel yapıyor ya. Baksanıza. Neymar farklı bir tarzda yapıyor. Terminatör, sırtıyla çalım atan adam. Neymar'ınki biraz daha free, yani olduğu yerden kimse olmadığı için daha kolay atmış. Ama Ronaldo'nunki daha zordu çünkü yakınında rakip vardı. Ronaldo'nun pikeyi mal ettiği anlardı. Neymar bu hareketi güzel yapıyor bak. Onda bir sıkıntı yok. Ronaldo da genç yıllarında efsaneymiş yalnız. Manchester'dayken neydi be kardeşim? Rakibin içinden geçiyordu. Arkadaşlar keşke 2011'deki Messi'yi, daha genç olan Ronaldo'yu izleyebilseydik. Tekrardan öyle bir şey olsa var ya, efsane olurdu. Rabona. Arkadaşlar Ronaldo der ki her hareketi öğrendim ama Rabona'yı Quaresma gibi yapamadım. Portekiz'in en yetenekli futbolcusu der Quaresma için. Evet, Neymar sıçmış Rabona'da maalesef ki. Vallahi bir Quaresma değilsiniz be. Neymar'a bak. Rabona pas. Ya dediğim gibi ikisi de bir Quaresma değil yani. Quaresma gözü kapalı atar yani. Neymar Santos Junior. Bir futbol cambazından, bir top cambazından daha fazlası. Belki bazı hareketleri tam yapamıyor ama arkadaşlar rakiplerin teker teker içinden geçiyor. Bu adam resmen gerçek hayatta FIFA oynuyor. Başka hiçbir açıklaması olamaz. Arkadaşlar Dünya Kupası'nda en fazla faule maruz kalan adam Neymar. Neden bu kadar faul yapılıyor? Çünkü Neymar rakibini mal ediyor, aptal ediyor, adam da kendine yediremiyor, gururuna yediremiyor. Neymar'a dalıyor kardeşim. Açıklaması budur. Zaten kendi açıklamaları da böyle. Çok acı çekiyorum. Oynadığım futbolla falan diyorlar. Özellikle Paris'te arkadaşlar. Paris'in kralı olduğu için tek başına istediği zaman istediği hareketi yapıyor yani. Barça'da bu kadar serbest değildi. Gene çalım atıyordu ama bu kadar serbest değildi. Ronaldo, Terminatör, Juventus'u parça pinçik etti, ondan sonra Juventus'a gitti. Neymar, Paris'e gitmeden önce Paris'i Şampiyonlar Ligi'nden eledi, Paris'i parça pinçik etti, ondan sonra Paris'e gitti. Ne ayaksınız oğlum? Arkadaşlar acaba şöyle bir şey mi var? Hani bir daha parça pinçik etmesin diye oyuncuyu alıyorlar. Vallahi bilmem de arkadaşlar. İkisi de çok yetenekli futbolcular. İkisini de izlediğimiz için çok şanslıyız. Öyle söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar Crampon çekişimiz var. Zaten videonun başında söylemiştim. Ona katılmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. PlayStation 4'te veriyoruz. Tuttuğunuz takımın orijinal formasını da veriyoruz.
Tek yapmanız gereken açıklamadaki adımları uygulamak ve arkanıza yaslanmak. Instagram'dan takip etmeyin. Etmeyi unutmayın. Etmeyin ne demek yani? Bazen saçmalayabiliyorum. Mutlaka takip edin arkadaşlar. Güzel içeriklerimiz var Instagram'dan da. Sizleri bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay Mertcan Karadeniz ailesi.